Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir korku videosu paylaşacağım. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve herhangi isteğiniz varsa yorumlarda bırakmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Yüzsüz Adam. 1990'lı yıllarda Kanada'nın Quebec eyaletinde bir kasabada yaşardık. Evimize en yakın ev 3 kilometre uzaksa bir yerdi. Ben o zamanlar 16, kardeşim 14, bir diğer kardeşimiz ise 10 yaşındaydı. Bir kış günüydü, bilirsiniz Kanada soğuk olur. Ve biz de bir odada ailecek yatıyorduk. Evimizde çok büyük bir ev değildi açıkçası. Ben kardeşlerimle aynı odada yatıyordum. Annemle babam ise ayrı bir odada yatıyordu. Ama hemen yan odamızdalardı. Daha sonra alt kattan gelen bir sesle uyandık. Gecenin bir yarısı alt kattan bir adamın konuşma sesi gelmeye başladı. Ama bu konuşma sesi fısıltı gibiydi. Hem yürüme sesi vardı, hem fısıltı sesi vardı. Ve adamın ne dediğini asla anlayamıyorduk. Bilmediğimiz bir dil konuşuyor gibiydi sanki. Daha sonra babam al tüfeğini alarak yavaş yavaş bizim gıcırdayan merdivenlerimizden inmeye başladı. Babam aşağı indi ve yukarıya çıktıktan sonra yüzü bembeyaz bir halde geldi. Biz ne oldu diye sorduğumuzda sadece fareymiş dedi. Aslında o konu bizim için orada kapanmıştı. Ama yine de ister istemez merak ediyordum. Ve ertesi gün babama ne kadar sorsam da anlatmadığı için ben de anneme sorma kararı aldım. Anneme çok fazla ısrar ettiğim için annem artık bir süre sonra ısrarıma dayanamadı ve anlatmaya karar verdi. Anlattığında ise olay aslında sadece fare değilmiş. Olay çok farklı bir şeymiş. Babam aşağıya indiğinde av tüfeğiyle bizim bodrumumuzda deli gibi konuşan ve sürekli volta atan bir adam varmış. Ama bu adamın ne dediği anlaşılmıyormuş. Bilmediğimiz bir dilmiş, farklı bir dilmiş. Başta babam hırsız zannetmiş. Kardeşim iyi misin, bir şey mi var gibisinden sormuş ve adam babamın yüzüne bakmış. Kafasını babamın yüzüne doğru çevirdiğinde babam aslında o an şaşırmış. Adamın yüzü yokmuş. Daha sonra hemen arkasındaki ışığa dönüp ışığı açtığındaysa adam, saniyeler önce orada olan adam bir anda yok olmuş. Salonun ortasında volta atan adam yokmuş. Ama babam onu görmüş. Yani buna emindik. Biz de o sesleri duyduk. O adamın sesini ben de duydum. Yürüme sesi, konuşma sesi. Babam da anı şaşkınlığıyla bize sadece fare demiş. Aslında olayın burada kapanması gerekirken bizdeki olay böyle kapanmadı. Aradan yaklaşık birkaç hafta geçti ve bizim komşumuz bize ziyarete geldi. Ben de ister istemez oturma odasındaydım ve annemler konuşurken ben de kulak misafiri oldum. Birkaç hafta önce evimizin civarında yakın bir kaza olduğunu ve kazada sürücü koltuğunda oturan adamın yüzünden fena darbeler alarak oracıkta can verdiğini öğrendik. Komşu heyecanlı heyecanlı başka şeyler anlatmaya devam ediyordu. Ama biz o an annemle birbirimize baka kaldık. Ve sadece aklımızda olan tek şey o gece evimizde olan yüzsüz adamdı. Annenin misli. Ben o zamanlar 4-5 yaşlarındaydım. Ve benim yeni doğmuş bir kardeşim vardı. Çok heyecanlıydım. Kardeşim yeni doğmuştu yani. Neden heyecanlı olmayayım ki? O sabah annemle babam kalksı diye duymuştum. Ve aşağıdan kardeşimin bulunduğu odadan ninni sesleri gelmeye başladı. Çok güzeldi. Ben de annem orada mı diye aşağıya anneme bakmaya gitmiştim. Sadece kadının arkadan gördüm. Ve orada oturup ben de ninniyi dinlemeye başladım. Aslında olay benim açımdan böyle başlamışken babam açısından daha farklıymış. Ve babam uyanmış. Uyandığı zaman ekrandaki monitörden orada annemin kardeşime ninni söylediğini görmüş. Ve kardeşimin de mışıl mışıl uyuduğunu görerek uyumaya
devam etmiş. Daha sonra babam tekrar ailenin listesiyle uyanmış. Uyandığı zaman aşağıya oturma odasına gittiği zaman bir kapı sesi gelmiş. Kapı sesi geldiğinde ise annem eve yeni geliyormuş. Ve belli ki annem uzun süredir evde değilmiş. Ve annemin kapı sesiyle birlikte babamın da annemi görüp hemen kardeşimin odasına gelmesiyle birlikte orada ninni söyleyen kadın bir anda ortadan kayboldu. Bunları seneler geçti, kimseye anlatamadım. Ama geceleri hala bazen o kadının ninni sesini duyuyorum.